kaptan. Efendim? Tam olarak bir Afgan çölü görüntüsü değil, değil mi? Ama en azından Chick-fil-A uzanacak kadar yakınında. Oldukça güzel bir ofis efendim. Teşekkür ediyorum. Kaptan, burayı dekore etmeni öneririm. Biraz daha rahat bir yer olsun, tamam mı? Birçok asker çok şey gördükleri yerde barınamadan emekli oldu. Fransızcam için affedersin. Evet efendim, tamamen anlıyorum. Söz veriyorum, bütün gücümü kahramanlara yardım etmek için kullanacağım. Sağlıklı yaşamlarına geri dönmeleri için. İyi. Neye ihtiyacın olursa sana bir koridor kadar uzaktayım. Evet efendim. Hey Jay, seni görmek güzel. Megan, nasılsın? Hey, iyiyim. Akşam için başka randevun var mı? Evet, aslında sizi arayacaktım çünkü bir randevunuz daha var. Sadece detaylarını onaylamak zorundayım. Onu buradan alacağım. Hayır, sorun değil. Yani ben... İsrar ediyorum. Teşekkürler. Tamam. Emin misin? Evet, hafta sonu tadını çıkar. Eğer öyle diyorsanız... İyi günler efendim. Size de. Sabrınız için teşekkürler. Lütfen. Ben sadece işler nasıl gidiyor diye bakmaya geldim. İçeride her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak istedim sadece. Bu taraftan? Çok mutlu görünüyorsun. Peki, elbiseyi bitirdi mi? Evet, çok güzel görünüyor, harika. Hayal ettiğimden bile daha güzel. Ben çok heyecanlıyım. Hey, orada olamayacağım için üzgünüm. Ben de üzgünüm. Missy, bu iyi değil. Cidden, annen nasıl? Doktorlar tedaviyi değiştirdi yeniden. Sadece bekleyip göreceğiz. Senin adına çok mutluyum. Onunla olman ne kadar iyi bir şey bilemezsin. Harika bir adam, mutlu bir aile, eğlenceli bir yaşam. Benim hayatım mı? Evet. Evet, haklısın. Yani muhteşem diyemem ama uzun süre sonra ilk kez yolunu bulmuş gibi hissediyorum. Brian ve ben eve bir teklif yaptık. Ve sonunda buradaki ev sahiplerinden kurtulacağız. Bunu hak eden biri varsa o da sensin. Yaşadığın her şey bebeğini kaybetmendi. Tara... Ben tam bir aptalım. Ben gerçekten üzgünüm Tara, bu konuyu açmamalıydım. Sadece senin adına mutlu olmalıyım. Hayır, sorun değil. Hey, Jealous. Sorun yok. Sen hala benim en iyi arkadaşımsın.
Hey, seni hala seviyorum, tamam mı? Hey, cüz kapatmam gerek, davetiyeler geldi. Evet, gitmem gerek. Hoşça kal, seni seviyorum, görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Bunlar davetiyeler mi? İmzalamanız gerek. Tamam. Tamam, tabii. Evet, burası. Harika. Buyurun. Tamam, çok teşekkür ederim. Sarı ilaçları veriyorum ve sabah beni aramalarını söylüyorum. Aslında insanlara yardım etmiyorum. Evet. Aslında dünyadaki en iyi his bu. İnsanların korkularından kurtulmalarına, içindeki kötüden kurtulmalarına yardım ediyorsun. Sen rahip gibisin. Şeytanları çıkaran... Şeytanlar gerçek değildir. Sadece zihindeler. Ben düşünme süreçlerini düzeltiyorum. Gerçeklerle yüzleşmeye zorluyorum ya da ben yorumluyorum. Bu onlara huzur veriyor. Önemli olan onlara yardım ediyorsun. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Merhaba. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Lütfen bırak gideyim. Lütfen gideyim. Vakti gelince. Her şey vakti gelince. Tuvaleti kullanabilir miyim? Zincirin banyoya kadar yetişir. Sen hayvan değilsin. Henüz. Kimsin bilmiyorum ama yanlış kişiyle uğraşıyorsun. Lütfen bırak gideyim. Lütfen. Kimseye söylemeyeceğim. Lanet dilini koparacağım. Lütfen bırak gideyim, lütfen.
İzin ver gideyim. Vakti gelince, vakti gelince, her şeyin vakti gelecek. Hayır, 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 lütfen, 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 hayır, hayır, lütfen, hayır, bırak dışarı çıkayım. Her şey harikaydı. En azından su var. Sera. Ne aldı ki şimdi? Tatlı. Hadi yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Emin misin bundan? Evet, eminim. Çok seçeneğim var. Belgelerimle yerel klinik veya tecrübelerimi kullanabileceğim bir hastane olmalı.
Ayrıca tıptan yeni mezun olmuş çoğu doktor insanlara gerçekten yardım edemiyorlar. Evet, bu konuda haklısın. Ama bilmiyorum ben... Karısı kendisini bir şey için terk eden bir adam olmak istemiyorum. Bilmiyorum. Belki 10, belki 20 yıl sonra ona sinirlenir ve yatağında öldürür. Bekle bekle vay. Beyim bekle bir saniye. Yani 20 yıl içinde senin yatağında öldüreceğimi mi düşünüyorsun? Bebeğim bu çok tatlı. Hakkımda ne düşünüyorsun? Öldürmenin 1000 yolunu bulabilirim. Ama yatak mı? Bu onlardan biri değil. Adam öldürmenin bir sürü yolu var. Kaç tane biliyorsun? Seni zehirleyebilirim. Sana ilaç içirebilirim. Yavaşça ve temiz şekilde seni içinden ayıracak. Ve hiç iz bırakmayacak şekilde. Şaka yapıyorum tatlım. Hadi ama. Yıllardır orada psikoloğu olduğumu ve çok fazla hikaye duyduğumu bilmen gerekirdi. Biliyorum. Oradan kurtulmak istiyorum. Ve kendi ofisimi açmak. Mağdur kadınlara yardım etmek istiyorum. Daha kararlı olduğumda biz... Daha kararlı olduğumuzda. Evet. Anlıyorum ama... Ayrıldığın zaman nereden bileceksin ki kararlı olup olmayacağını? Asla bilemezsin. Gerçekten emin misin? Evet. Evet, eminim. Tamam. Tamam. Evet, çok eminim. Oldukça eminim. Mekol kampında neler öğrendin? Seer. Hayatta kalma, kaçınma, direnme. Kaçma. İlk anlar en kritikleridir. Yakalanmadan önce kaçmaya. Çalışma. Yakalandığında kaçma şansın azalır. Durumun daha zor hale gelir. Azmini kaybedersin ve korku kaplar. Silah. Bir silaha ihtiyacın var. Aklın tara. Aklın silahın. TSSB'li askerlere yapılan tüm bu seanslar sınırları aştı. Başka kimse bunu yapamazdı ama sen yaptın. Onlardan kimse sana zarar vermedi. Çünkü kafanı kullandın. Durumu kontrol ettin. Kutuyu getiren adam. Onu daha önce bir yerde görmüş olmalısın. Orduda mıydı? Brian'ın hastalarından biri miydi? Askeri malzeme dükkanında mı karşılaştın? Düşün Tara. Kutuyu getiren adam. Bu senin ilk ipucun. Pes etme. Yapabileceğin bir şeye odaklan. Radyo. Radyoyu al. Kahretsin. Ordudan biri olduğu şüpheli. Neredeyse 2 yıldır dışarıdasın. Sonraki soru. Biri neden seni kaçırsın? Bilgilerini kullan Tara. Düşün. İnsanlar neden birini kaçırır? Düşün. Düşün. İnsanlar ne için kaçırır? Para? İntikam?
Norman'da olduğu gibi sapık davranış. Fiziksel işkence ve... seks. Kadınlar seks için kaçırılır. Seks ticareti, seks köleleri olmaları için. Para. Neden daha fazla geliri olan biri olmasın? Paranın çoğu öğrenci kredisine gidiyor. Para dijitalleşiyor, ondan uzak durmalı. Düzgün bir hayat sürdün. Asla birine zarar vermedin. Yaşlı bir kadın gibi araba kullanıyorsun. Yol öfkesi olamaz. Bekle. Brian'ın eski sevgilisi. Hayır. Gelin partimi planlıyor. Bunlar çok iyi planlanmış. Zihinsel bozukluk. Sen Endil askerlere bile iyi davrandın. Bunu her kim yaptıysa tıbbi geçmiş olmalı. Çünkü bana bir şey fırlattı. Fiziksel işkence. Hayır. Hayır, bana ekmek ve su bıraktı. İşkence yapmak isteseydi su ve yemek için yalvarmamı isterdi. Seks tüccarları fark edilmeyen kadınları kaçırır. Brian fark edecek. Julia fark edecek. Ama bunun ticaret veya seks bir şey olması lazım. İşkence. İlk önce bana vurdu. Bana onun efendi, benim de köle olduğumu gösterdi. Ama işkencede de sekste de önce ilaç verirler. Hayır. Şişe çevrilere kaçılmalı. Paketler mühürlenmeli. Tamam. Tamam. Seks olmalı. Ama o zaman neden tecavüz etmediler? Bu ilk adım. İkinci adım. İlk önce kurbana ilaç verdiler. Ama ticaret işleri için en fazla 25 yaş olmalı ve ben... Kurtulma. Seni kaçıranlar bilerek seni şaşırtmaya çalışacak. Düşün Tara, düşün. Burada uyanmadan önce neyi hatırlıyorsun? Düşün. Bilmiyorum. Bunlar gerçek olamaz. Burada uyandığımı hatırlamıyorum. Yardım edin. Ne yapıyorsun? Sessiz ol. Kendini öldürtmek mi istiyorsun? Dinle. Bir şey duymuyorum. Kuşlar. Kuşlar. Dışarıda bir yerdeyim. Dışarıda bir yer. Hiç kimsenin... Bunlar neden oluyor? Bana bunlar neden oluyor? Neden olduğunu bilmek istiyorum. Ben bunu hak etmiyorum. Amerika askeri davranış kuralları 5. maddesi der ki, savaş esiri olup olmadığınızı sorgularsanız adınızı, rütbenizi, hizmet numaranızı ve doğum tarihinizi vermeniz gerek. Bunun haricindeki soruları yanıtlamaktan kaçınmalısın. Eğer sizi kaçıranlar daha fazla bilgi isterse aptal oynayın. Sadece hiçbir şey bilmeyen düşük rütbeli birisin. Eğer yüksek rütbeliysen yardımcıların senin için tüm savaş planını yapıyor ve sen onları tanımıyorsun. Kahretsin, onlara sadece ofiste kahve yaptığını söyle. Ama her şeyden önce inancını koru. Kaçacaksın, kurtulacaksın. Anlamadım. Ama yaşayacaksın. Eve geri döneceksin. Onurunla. Ne istiyorsun? Lütfen ne istediğini söyle.
Diopesolibar ne demek biliyor musun Cassandra? Benim adım Cassandra değil. Yanlış kişiyi kaçırdın, hata yapıyorsun. Bir isim ne ki zaten? Bugün. Şimdi. Tam da şu anda. Senin adın Cassandra. Benim adım Bruce. Şimdi. Adını söyle. Adını söyle. Cassandra. Güzel. İyi geceler Cassandra. Bekle Bruce. Bruce. Ne istiyorsun? Hiç param yok. Seni incittim mi? Tanıyor muyum? Cassandra diye birini tanımıyorum. Hata yapıyorsun. Lütfen. Bırak gideyim. Gitmeme izin ver Bruce. Lütfen. Kimseye söylemeyeceksin değil mi? Kimseye yemin ederim. Yemin ederim. Yakında. Ama henüz değil Cassandra. Zamanı gelince. Zamanı gelince. Bruce. Bekle. Hayır. İnsanlara yardım etmek için buradayız. Bazen kimseye yardım edip etmediğimi merak ediyorum. Kaptan bunu bilemezsin. Hayır, bilebilirdim. Bu benim hastamdı. Onu tedavi ediyordum. Daha önce söyledin kaptan. Herkesi kurtaramayız. Ama Eddie onu kurtarabilirdim. Böyle askerler zihinsel olarak hasta. Hayır, bu benim hatam. Kaçırdığım bir şey olmalı. Kaçırdığım bir şey. Onlar kapsamlı bir eğitimden geçiyor. Haftalarca dinlenmekten ve yemekten mahrum kalırlar. Ve şimdi muhtemelen ne duymak istediğini biliyordur. Kaptan, o geri dönmek istedi. Bu senin hatan değil. Albay, efendim. Bu benim hatam. Bu benim işim. Davranışlarını gözden geçirmeliydim. Bunların hiçbiri olmadan önce teşhis konusundaki şüphelerimi doğrulamalıydım. Bu kapıyı kapatabilirdim. Tamamı Afgan uyruklu olan takımı öldürdü. Ve geldiğimi hiç görmediler. Onlar A takımı için orada değildi. İkimiz de bunu biliyorduk. Onlar kendini savunmanın çok ötesine geçtiler. Omuzlarının her yerinde kanlı bağırsaklarıyla yürüyordu ve o gidiyordu. Kaptan. Yapma. Lütfen yapma. Bruce, operaso liber dedi. Bastıranları serbest bırak. Bruce yeşil bereliydi. Bunu Eddie yüzünden yapmış olabilir. Ama neden? Kazanılacak bir şey yok. Orcu'ya Eddie'nin iyi olduğunu söyleyemem. Çok geç. Neden? Çünkü sana yardım edecek. Görev sınıflandırıldı. Evet, tabii. Eddie ama... Bunun için gerekli iznim var ama... Konuştuğumuz her şey gizli kalır. Bak, konuşmak istemiyorsan bana bir şey söylemek zorunda değilsin. Nasıl hissettiğini söyle. Ne düşündüğünü. Böylece bunu beraber atlatabiliriz. Biz
Bunu yapma şeklini beğendim. Neymiş o? Sorunu önemsemen ve bunu bizim için yapmanı. Sen iyisin. Ama bir şekilde şeytanlarımı dolapta kilitli tutacaksın. Bana güvenmek zorundasın Eddie. Gerçekten sana yardım etmek istiyorum. Güvenmek mi? Bu iyiymiş doktor. Şimdi köylerinde dolaşıp savaşmamız için hayatlarını ortaya koymalarını istediğimizde yerlilere tam olarak bunu söylerdik. Bize güvenin. Bize güvenin. Yardım etmek için buradayız. Bunun saçmalıktan başka bir şey olmadığını biliyorum. Sen de öyle. Savaşmak için eğitiyoruz. Başkan bu kadar yeter dediğinde Amerika'ya eve dönmek zorundayız. Bu yerliler kızlarının tecavüze uğramasını ve domuzlar gibi katledilmesini izlemek zorundayken... Eddie, sen işini yapıyordun. Bu insanların senin sorumluluğunda olduğuna inanamazsın. Evet, tamam. Bak, bu o kadar kötüyse eğer, neden geri dönmek istiyorsun? Güzel soru, güzel kız. Çünkü bu nasıl yapacağımı bildiğim tek şey. Ve ben bunda çok çok iyiyim. Tamam Eddie. Neden bana biraz özel kuvvetlere nasıl katıldığını anlatmıyorsun? Bana biraz aile hayatından bahset. Kız veya erkek kardeşin var mı? Baban ne iş yapıyordu? Bana biraz annenden bahset. Seni tanımama izin ver. Bunu yapacak mıyız? Nefret ettiğim 4 meslek. Duymak ister misin? Evet. Tamam. Birincisi avukatlar. Nefret ediyorum. İkincisi doktorlar. Üçüncüsü en iyi araba satıcıları. Ve dördüncüsü en sevdiğim psikologlar. Çünkü hepiniz benden daha fazlasını bildiğinizi düşünüyorsunuz. Yardımınıza ihtiyacımız olan insanlar gibi düşünüyorsunuz. Bu çarpık bir düşünce. Ben inanmıyorum. Eddie, yardım etmek için buradayım. Dosyamı okudum. 7 yaşında yetim kaldığımı biliyorsun. Liseden onur belgesiyle mezun olduğumu biliyorsun. Eğitim alanında lisans derecesi aldığımı biliyorsun. Ve ayrıca 3 yıl sonra da orduya katıldığımı biliyorsun. Ondan sonra 2 sene sonra yeşil bereli seçildiğimi de. Hakkımda her şeyi biliyorsun. Ama sen buraya oturup gözlerime bakıp nasıl hissettiğime dair bu küçük lanet olası akıl oyunlarını oynamak istiyorsun. Babamın bakan olması yaptığım şeyden şüphe duyulmasına sebep oluyor. Baban... Benim babam tamirciydi. Sen zaten bunu biliyorsun. Doktor, öldürmekten yoruldum. Bildiğim tek şey bu. Tek şey bu. Eddie, dosyanı okudum. Ayrıca senin ve ekibinin çok ama çok sayıda rehini kurtardığını da biliyorum. Can almış olabilirsin. Ama çok daha fazlasını kurtardın. Sen orada olmasaydın kaybolacak hayatlar. Çok iyilik yaptın.
özel kuvvetlerde bir sözümüz vardır. Ezilenleri kurtar. Ezilenleri serbest bırak. Düşün bunu. Eddie ile ilgili olmalı ama neden? Askerlerin aileleri intikam mı istiyorlar? Eddie aynı zamanda psikolojik operasyonlar ünitesi üyesi. Onlar düşman ve tarafsız ulusları şiddetsiz eylemleri yapmaya ikna etmek için yöntemler kullanırlardı. Eddie yüzünden öyleyse. Konuşmamı mı istiyorlar? Bu bir hile mi? Eddie hakkında değilse telsiz kullanmam. Tecavüz edip öldürecekler. Riske değer mi? Hayır, henüz değil. Brian polisi arayacak. Komşulara soracak. Bayan olsun her şeye burnunu sokan izliyor. O kaçırıldığını söyleyecek. Onlara plakayı verecek. Polis buraya kadar aracın izini sürecek. Seni bulacaklar. İnancını koru Tara. İnancını koru. Evet. Evet, evet, Brian beni kurtaracak. Biliyorum, biliyorum beni bulacak. Değil. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Mesajını almadın mı? Hayır. Hayır. Referans alma konusunda albayla görüşmeye gittiğini söyledi. Kuzey Carolina'dan Albay Reader mı? Evet, Fort Bragg'da. Ama biz bu hafta mekanlara bakacaktık. En az 3 günlüğüne gittiğini söylemişti bana. Peki neden Fort Bragg'a gitti? Müşteriler. Albay danışma seanslarıyla ilgilenen şimdiki ve askeri eşleri olduğunu söyledi. Tamam şey... Sana söylememeliydim ama düğün hediyesi gibi bir şey. Senin çok para harcadığını biliyor ve seni her şeyden çok seviyor. Bunu bilmelisin. Bu arada davetiyeleri dolaba koy. Tamam peki. Tamam Julie, sonra görüşürüz. Teşekkürler. Hoşça kal. Davetiyeleri dolaba koymak. Bu kadar soğuk olmamalı. Aptal olma, duysal işkence kullanıyor. Sana telsizi kullanman için oraya koyduğunu düşündüren ne? Seni konuşturmak, sırlarını dökmek. Telsiz oradaydı, saklı duruyordu. O muhtemelen burada olduğunu bile bilmiyor. Seni bir karavana zincirledi. Elbette ne olduğunu biliyor. Eğer burayı geçici bir yer sanıyorsa belki bilmiyordur. Belki onun burada olduğunu bilmiyor. Peki ya telsizi kullanmazsa? O geri gelirse? Ne olabileceğini düşünme, kaçmayı düşün. Riske değer. Bu son şansın. Merhaba, kimse var mı?
Merhaba, kimse yok mu? Lütfen birisi bana... Lütfen birisi cevap versin. Merhaba. Merhaba, lütfen birisi. Evet, buradayım. Merhaba, merhaba, yardıma ihtiyacım var. Hepinizin yok mu? Hayır, hayır, ben çok ciddiyim, kaçırıldım. Eminim öyledir, başka bir şey söyle. Ben ciddiyim, birisi beni evimden çıkardı ve bir karavana koydu. Oo, anlıyorum. Siz ve arkadaşlarınız karavanda bir geziye çıktınız, öyle mi? Telsiz oyuncak değildir. Bakın gençler, alay ediyorsunuz ama bağlantıyı kapatın, git ve kız arkadaşına de ki... Ben çok ciddiyim, kaçırıldığımı söylüyorum. O zaman polisleri ara. Telefonum yok. Telefonun yok mu? 5 yaşındaki yeğenimin bile var. Telefonum var ama evde kaldı. Lütfen polisleri arar mısın? Tabii, tabii, evet, evet. Temel bilgilerle başlayalım. Adın ne? Tera, Tera Mays. Ben Kenny. Bana Kenny diyebilirsin ama Bullet'ı tercih ederim. Tamam, teşekkürler Kenny. Bullet, teşekkürler Bullet. Neredesin? Bir karavanın içindeyim. Evet, söyledin ama yani o lanet karavan nerede? Bilmiyorum. Bekle bir dakika. Polisleri aramamı ve kaçırıldığını söylememi istedin ama nerede olduğunu bilmiyorsun. Hangi cehennemde bulacaklar seni? Hayır, 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 hayır. Bak, o öyle olmuyor. Yani ben polisleri arayacağım, onlar bir kayıt tutacaklar, dosyaya benim adımı yazacaklar. Sonra seni bulamadıkları zaman benim kayıtlarıma bakacaklar, not düşecekler. Ve gerçekten polise ihtiyacım olup aradığım zaman adamlar bana gülecek, anladın mı? Polis komşularıma sorular soracak. Bayan Olsen'la konuşun, o bir şeyler görmüş olmalı. Yaşın kaç? Bunun lanet bir önemi olduğunu sanmıyorum. 18'den büyük müsün? Eğer öyleyse polisler kaybolma hakkında olduğunu söyler. Evinizde bir suç işareti bulamayacaklar. Şu önemsiz işlerle uğraşacaklar. Benim adımı bilecekler. O zaman onlara ismini verme. Lütfen onlara adını söyleme. Sadece lanet polisi ara. Alo. Bullet. Merhaba. Hala orada mısın? Tanrım. Onu tekrar yaptın Tara. Ne zaman öğreneceksin? Dediğini tamamen anlıyorum. Sana da lanet olsun. Üzgünüm. İkimiz de aynı üniformayı giyiyoruz. Evet. Ama hiç üniformanda kan oldu mu? Hayır. Belki sırtından süzülen biraz ter. Hiçbirini öldürdün mü doktor? Roger, askeriyede önemsiz görevleri yerine getiren birçok insan var. Onların hepsi... Birini öldürmeyi düşünmedin bile, değil mi? Hayır. Tamam Roger, burada bir şey... Evet, biliyorum. Beni konuşmak için buradayız. Yaptığını düşündüğün veya yapabileceğini düşündüğün şey için değil, biliyorum, anladım. Beni bu lanet olası çürüyen binayı kilitlediniz ve... Neyi bekliyorsunuz? Evet, ben insan öldürüyorum, sivilleri. Evet, anladım. Burada
olmanızın sebebi bu değil mi? Evet ama ben... Bu çocukları ben öldürdüm. Çünkü o piçlerden hangisinin bomba alacağını sadece Tanrı bilirdi. Bu çocukları öldürmeseydim, onlar hedefi vuracaktı. Benim adamlarım ölebilirdi. Anladın mı? Tamam Roger, bence tekrar biz... Tekrar yapar mıyım? Gerçekten bilmek istediğin şey bu değil mi? Ah hayır. Kabuslarımın olup olmadığını bilmek istiyorsun. Öyle mi? Tekrar yapıp yapmayacağımı. Bu yaşındaki çocukların kafalarında dönüp duran kabuslar. Bunu tekrar yapar mıyım? Evet doktor yaparım. Ve hayır kabus görmüyorum. Yapmak zorunda olduğum şeyi yaptım. Yapmak için eğitildiğim şeyi yaptım. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bir şey biliyorum. Aslında ekibini koruduğun için burada değiliz şu an. Buradayız çünkü senin cinsel ilişki iddian... Ağzından çıkana kulağın duysun sürtük. Seni şimdi burada öldürürüm ve beni durduracak hiçbir şey yok. Sen beni tanımıyorsun. Roger lütfen sakin olman gerek. Söylediklerimi yaparsan senin için her şey daha kolay olacak. Beni öldürdün. Beni öldürdün. Hayır. Bu benim hatam değildi. Tabii ki benim hatam değildi. Roger hakkında söylediklerine bakarsak o gerçekten sıra dışı biri. Psikopat, sosyopat. Senin hatan değildi. Eğer hata birindeyse o da hücresini iyi aramayan gardiyanlarda. Roger dün odasında kendini astı. Ve onu intihar nöbetine ben sokmadım. Kendine zarar veren biri olduğunu düşünmemiştim. Tanıman ve sonuca varman için belli bir zaman veriliyor. Ama bu senin hatan değildi. Belki daha fazla zamanın ve daha az vakan olsaydı ama... Hayır, yeterli zamanım vardı. Ama sonucum yanlıştı. Ölmüş olması benim hatam. Bunu bilmeliydim. Eğer Brian öğrenirse bana bir daha güvenemez. İşim hakkında her zaman şüpheci davrandı ve şimdi bu. Bazen bu işin bana uygun olmadığını düşünüyor. Ben çok kırılgan olduğum zaman. Tera bebeğim, yemek hazır olmak üzere. Bebeğim, benimle gel. Bu deliği bırak. Kaçabilirsin. Emekliliğimi isterim. Sen ve ben beraber yaşardık. Brian düşündüğün gibi değil. Hey, ne oluyor? Hayır, ne oluyor? Hayır. Hayır, hayır.
Yapmak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Hayır. Arkana yaslan bebeğim, arkana yaslan bebeğim, arkana yaslan, arkana yaslan, arkana... Gerçek değil. Hayatını gözden geçiriyorsun. Kötü şeyleri. Nerede olduğuna dair bir fikrin yok mu? Hayır. Bilmiyorum. Bak, karavanın içinde kime ait olduğunu gösteren bir şey yok mu? Belki bir fotoğraf, isim, üyelik, yani buna benzer bir şey. İnternetten arayabileceğim bir şey. Bir tarladayım. Uzakta bir tarafta. Oh, tabii ki bayan küçük Melis. Aşağıya doğru daralıyor. Şimdi Enes'i arayacağım ve boş tarlalar, uydu fotoğrafları çekmelerini isteyeceğim. Neden işaret ışığı gibi? Deniyorum, tamam mı? Deniyorum. Tamam, tamam bak. Etrafı ara. Karavanda bir şey bulup bulamayacağına bak, tamam mı? Yani bazı arkadaşlar arayacağım ve... Bir şey biliyorlar mı bakacağım. Sonra konuşuruz. Bekle. Balıt. Balıt hala orada mısın? Tamam. Tamam. Etrafına bak. Telefon numarası. Yayında mısın? Balut. Evet evet buradayım. Tamam. Bir problem var. Hiç kimse kayıp olduğunu bildirmemiş. Ne? Peki Ebrahim? Haberlerde bir şey yok mu? Herhangi bir şey? Aman tanrım Louis, hemen tribe girme. Daha fazla rehin. Eğer birisi onların kaçırdığını bildirdiğini anlarsa kaçıranlar tarafından öldürülür. Kendini şanslı say. Tamam şimdi sana söylediğim şeyi yaptın mı? Orayı aradın mı? İsim buldun mu? Yani iz sürebileceğimiz bir şey. Evet evet bazı isimler buldum. Timothy Harrison and Laura Kennington. Kennington ne tür bir isim böyle? Bilmiyorum. Britanya. Ve... Bir telefon numarası var. 208-558-4848. O yerel bir numara değil. Alan adını kontrol edeceğim. Bir cadde numarası. 6155 Kuzey Ana Caddesi. Peki o zaman şehri söyle. Şehri bilmiyorum. Ama telefon numarasının yanında yazıyor. 208 nolu kod. Vav, çok zekisin. Başka? E. Jennings. Orada kaç tane E. Jennings var merak ediyorum. Başka bir şey? Hayır, aramayı durdurdum. Bir şey bulamadım. Ve şu andan itibaren... Senin adın Cassandra. Benim adım Bruce. Bekle. Peki adının Bruce olduğunu söyledi. Benimkinin de Cassandra. Lanet şeyi neden baştan söylemedin? Bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi. Hey, ne var biliyor musun? Neden sen kaçırılmayı denemiyorsun ve bileğine bir zincir takmıyorsun ve... Ne tür bir zincir? Bu önemli.
Gördüğün her şey, Bruce'un söylediği her şey önemli. Ne tür bir zincir? Büyük halkalar, küçük halkalar. Ne tür bir kilit, kombinasyon veya anahtar? Bilmiyorum, normal bir zincir. Küçük halkalı ve ağır. Anahtar kilidi, eski bir kilit. Çok kullanılmış gibi. Çok kurban olmuş. Tamam. Tamam, bana söylediğin her şeyi araştıracağım ve güçlü ol, seni bulacağım. Çok teşekkür ederim. Seninle konuşmasaydım ne yapardım bilmiyorum. Dinle, bana birkaç saat ver. İtme onu. O senin tek şansın. O senin tek şansın. Bana güvenmek zorundasın. Ben yapmadım. Diğer botu bulmuşlar. Bunu odanda buldum. Ben yapmadım. George, bu bottaki aşınma deseni diğeriyle uyuşuyor. Ben yapmadım. George, sana yardım etmeye çalışıyorum. Bunların hiçbiri olmadan önce oğlunun kaybıyla ilgilenen yine bendim. Ne dedin az önce? Şeyler söyle. Yolun öldüğünde bana yardım için mi buradaydın? Bana nasıl yardım ettin? Bana her şeyin bir sebebi olduğunu söyledin. Şimdi bana söyle. Şimdi bana söyle. Bu yaşındaki çocuğun ölmesinin sebebi ne olabilir? Bana yardım etmezsen sana yardım edemem. Tanıklık ettiğimde onlara stres altında olduğunu söyleyeceğim. Karını öldürmen için bir sebep yok. Onu doğramanın ve çöpe atmanın bir sebebi yok. Ben Veronica'yı öldürmedim. Sana idam cezası verecekler. Evet, o benim bıçağımdı. Biliyorum, benim bıçağımdı. Ama ben yapmadım. Bana inanmak zorundasın. Ben yapmadım. Öldürmedim. Sana kimse inanmayacak, George. Eğer bana güvenirsen... Bana oğlunu tek başına bırakanın Veronica olduğunu söyle. George, söyle bana. Onun ölümünden sonraki tüm kabuslarını söyle bana. Bekle. Yalan söylememi istiyorsun. Yalan söylemezsen şansın yok. Yalan söyledi. Ben de raporuma yazdım. Ve onlar yalanını yakaladı. Ve zavallı George bundan yandı. Thank you.
Cassandra. Bruce. İyi. Çok iyi. Lütfen bırak gideyim. Lütfen. Seni değiştirmem gerek. Ne? Neden? İstediğim şey bu. Lütfen neden değişmemi istediğini söyle. Çünkü arkadaşlarla buluşacağız. Ve arkadaşlarım beni bu elbiseyle beğenmeyecek, Brian. Bebeğim, Appleby'ye gidiyoruz, Playboy malikanesine değil. Kötü bir gün geçirdim. Kötü bir hafta geçirdim. Hatta lanet bir aydı. Benim tüm yılım kötüydü, Brian. O yüzden bu lanet elbiseyi giyeceğim. Üzgünüm tatlım. Nasıl yaptım? Işıkları ve yüksek sesli müziği yenmeye çalışıyor. Panama'daki hikayeyi hatırlıyor musun? Ordudakiler onu ışıklar ve ağır müziğe maruz bıraktığında teslim olmuştu. Neden beni yıkmaya çalışıyor? Sarah, yayında mısın? Evet, evet buradayım. O da buradaydı. Müzik ve ışığı kullanıyor. Evet, onların buluşmalarında ben de denemiştim. Romantik bir müzik, mum ışığı ve biraz da Kenny G. Onları moda sokar. Benimle çıkmaya çalışmıyor. Evet, doğru doğru. Üzgünüm. Bu adam hakkında bir şey bulabildin mi? Sana verdiğim isimlerle ne oldu? Evet, bundan hoşlanmayacaksın. Umurumda değil, söyle. Bazen bilmediğin şey seni incitmez. Anladım Kenny. Söyle hadi. Tamam ama sana bilmemek şansını verdim ve bunu hatırla. Lütfen söyle. Tamam. Bana verdiğin isimlerle başlayacağım. Timothy Harrison. O kaybolduğunda 5 yaşındaymış. Onu asla bulamamışlar. Buraya nasıl geldi? Ailesi Gürcistan'da bir kamp alanındaymış ve birisi onu çadırlarından kaçırmış. Bir çocuğu kaçırmak için kullanmış. Laura Kennington 18 yaşındayken kaçırılmış. Louisiana'da arkadaşlarıyla kamptaymış. Bu karavanı kullanıyormuş. Evet, ailesi intihar etmiş ya da öyle söylüyorlar. Bir ay sonra Laura kaybolmuş. Komşuları ailesini yatak odasında kafalarında kurşun yaralarıyla bulmuş. Sen de bir intihar olduğunu düşünmüyorsun. Neden? Evet, evet, evet. Artık yaşamak istemediklerine dair bir not bırakmışlar ve ama ben... Bu ne? Silahı bulamamışlar. Kafana bir kurşun sıkıp sonra kalkıp silahı gömemezsin. Silahı yanı başında bulurlar. Yani sen diyorsun ki Laura'yı kaçırdı ve evine geri gitti, bir şeyler aldı, ailesini öldürdü. Evet, öyle düşünüyorum. Peki sana verdiğim telefon numarası ve adres? Idaho Eyalet Park Ofisi'ne geri geliyor. Adres mailden gelmiş gibi duruyor. Bu da adresi, posta kutusu, insanlar onu ofis olarak kullanıyorlarmış. Idaho. Eyalet Parkı'na baktım. 1990'lardan beri en az 15 kişi kaybolmuş. Hepsi parktan. O karavanı kullanıyordu. Komik olan... Emmett Jennings adında bir park görevlisi var orada. E. Jennings mi? Öyleyse biriyle çalışıyor. Öyle görünüyor. Bana söylemediğin bir şey var.
gerçeği söylemiyorsun. Bu bir şehir efsanesi. Belki de kocaman bir saçmalık. Söyle. Tamam, başlıyorum. Birkaç genç kız dedi ki Jacksonville yakınlarında kamp yapıyorlarmış ve hemen yakınlarında yaşlı bir adam kamp yapıyormuş. En başta yardımsever görünmüş. Adının Bruce olduğunu söylemiş ve Tiffany adında küçük bir kızı olduğunu söylemiş. Kızının adı Tiffany'ydi. Evet. Oğlunun adı Billy ve eşinin adı da Cassandra. Oğlunun adı Billy, eşinin de Cassandra. Eşi olduğumu düşünüyor. Eski bir karavandaymış. Neyse, kızlar karavana biniyor ve onlara biraz Mary Jane içirmiş. Ve sarhoş olmaya başlamışlar. Kızların üzerine gelmeye başlamış. Kızlara kendisinin orduda görevli olduğunu söylemiş. Özel kuvvetler. Zincir eklediğinde ve kilitlendiğinde... Sonra kaçmışlar mı? Evet, kaçmışlar. Ülkedeki başka insanlar Bruce'u ve karavanı gördüklerini söylemiş. Hepsi bu kadar mı? Tüm hikaye bu mu? Birkaç arkadaşla konuştum ve Bruce'un koleksiyoncu olduğunu söylediler. Bu ne demek? Kızların dediklerine bakarsak, Bruce çöl fırtınası operasyonundayken ailesi kötü bir soygunda öldürülmüş. Ama eşi, eşinin adı Cassandra'ydı. Evet, tüm hikaye bu. Kaybettiği ailesini toplamaya çalışıyor, anladın mı? Yani genç oğlu Billy ve kızı Tiffany. Lanet olsun. Önceden bir Tiffany tanımıştım. Çok sigara içiyordu, dışarı çıkmış göğüsleri vardı. Karavanın konumu ne? Nerede olduğuma dair bir ipucu var mı? Bak. Ümidi kesmeni istemiyorum, tamam mı? Ümidi kesersen düşünmeye başlarsın. Kafama kurşun sıkmayı mı? Şimdi ne kastettiğimi biliyorsun. Hala bilgileri kontrol ediyorum ve seni bulacağım, inan bana. Teşekkürler. Ümidini kaybettiğin an sen bir ölüsün. Şimdi güçlü kal, tamam mı? İnancını koru ve güçlü kal. Tamam. Tamam mı? Telsizi kapat ve gün doğumunda konuşuruz, tamam mı? Evet, evet, gün doğumu. Evet, Bruce özel kuvvetlerdeydi yani. Özel kuvvetlerin özelliklerini biliyorsun. Zayıf noktalarını kullanmalısın. O askerden karısını ve oğlunu kaybetti. Genç çocuğunu ve küçük kızını. Muhteşem aile. Buna göre ordu onu korumayarak canını yaktı. Şimdi o da oynuyor. Yeni eşi olmuş olabilirsin. Çocuklarının nerede olduğunu sor. Seven eş taklidini yap. Lima sendromu. Kaçıran kişi tutsağına sevgi besler. Yeterince zeki değil. Çünkü beni tanımıyor. Her türlü akıl oyununu biliyorum. Ben kazanacağım. Sen kesinlikle çok zekisin Frank. Ordunun seni nasıl tecavüzcüye dönüştürdüğünü anlatıyorsun. İtiraf etmeliyim en iyi fikirlerden. Şimdi ne olacak? Şimdi... 100 kızartıcı suçtan tahliye alacaksın. Yarısı evde 2 yıl. Danışma seanslarına devam edeceğiz. Tebrikler Frank. Artık özgür bir adamsın. Özgür mü? Yaptıklarıma ne oldu? Ya kurbanlar? Peki, bana iyilik borcu olan iş arkadaşlarımdan biri bahsi geçen kurbanların röportajını yaptı ve...
Mevcut Mareşal Kurulu'nun kurbanların klinik terimlerinin eksikliğinden fahişeler olduğunu duymaktan memnun olduklarını sanıyorum. Ama bunun bir önemi yok. Frank, özgürsün. Gözlemlerime dayanarak yerel savcılığı bir seks suçlusu olarak bildirilmenize gerek olmadığını söyledi. Şimdi çıkabilirsin ve kreş işine başlayabilirsin. Her zaman hayal ettiğin gibi. Gerçekten mi? Gerçekten özgür müyüm? Evet Frank. Gerçekten özgürsün. Bu kadınlara tecavüz ettim. Onlar fahişe değildi. Onlara yaptığım şey, çocuklara yaptığım şeyle kıyaslanamaz bile. Özgürlük. Belki ölüm beni özgür kılar. Frank, hayır. Sen eğitimli bir psikologsun. Yüzlerce deli insandan bir sürü üzücü hikaye dinledin. Bunu yapabilirsin. Çünkü çok daha zekisin. Tamam. Haklıydın doktor. Sadece nasıl hissettirdiğini görmek istedim. Çok harika hissettiriyor. Seni lanet sürtük. Seni lanet sürtük. Asla durmayacak. Cassandra. Yardım et. Bana yardım et. Bebeğim, bunu gerçekten kendin yaptın. Kendim yaptım. Bu benim hayattaki en önemli görevim değil mi? Seni tamamen mutlu etmek. Hayır. Hayır, o dediğim şey değil. Güzel, çok güzeldi akşam yemeği. Güzel. Güzel. Her zaman iyi bir aşçıydın Cassandra. Sıcakken yemelisin. O atıştırmalıkları yemeyi sevmiyorsan. Çocuklar bugün nasıldı? Ah peki. Bilirsin. 6 yaşında ama araba sürmeliymiş. Evet. Evet. Ve Tiffany yeni bir elbise istiyor. Annesi gibi. Öyle günümün nasıl geçtiğini söyledim. Bayan Peterson kocasına Viagra yazmamı istedi benden. Bilirsin. Umarım bu bize asla olmaz ama... Neyse. Bu defa senden konuşalım mı? Günün nasıldı? Gerçekten mi? Yaptığım her şeyi biliyorsun. Sınıflandırma. Gerçekten işimi riske atmamı mı istiyorsun? Şimdi yüzündeki görüntü.
Rüz. Bence kahvaltıdan sonra eskiden olduğu gibi dolaşmalıyız. Biz asla arabayla dolaşmadık. Senin araba hastalığın var. Benimle kampa bile gitmiyorsun. Böcekler yüzünden olduğunu söyledin. Gerçekten mi? Şaka mı yapıyorsun bilmiyorum. Sanki benimle değişik akıl oyunları oynuyor gibisin. Seni kırıp kırmayacağımı bilmiyorum. Ya da yanlış bir şey söyleyeceğim. Sadece bakıyorsun. Bence kahvaltıdan sonra harika bir işinin olduğu yere. Billy ve Tiffany'yi kardeşimden almaya gitmeliyiz. Sence ben deli miyim? Hayır, tabii ki değilsin. Sadece sana Billy'nin ve Tiffany'nin geceyi kardeşimle geçirdiklerini hatırlatıyorum. Tiffany tecavüze uğradı. Billy mutfak lambasına asıldı. İkisi de öldü. Ne? Bak Brian, sen doktorsun değil mi? Ve müşterilerinin vücutlarını tedavi ediyorsun. Bir tamircinin araç ile çalıştığı gibi. Tamirci mi? Hayır. Ben daha nitelikliyim. Yani tamirciden daha yükseğim. Ben müşterilerimin akıllarını tedavi ediyorum. Maaş notu. Tamam mı? Aklı göremiyoruz. Uzay roketi hakkında. Teşhisi Bay Peterson'ın pipisinin kalkıp kalkmadığını anlamaktan çok daha zor. Tamam, zor. Bu bir hile. Yani daha karışık. Müşterim hakkında her şeyi bilmeliyim. Bak. Bu benim parti. Senin partin değil. Benim istediğimi yapacağız. Senin değil. Akıl oyunu mu oynamak istiyorsun? Öyleyse seni soyacağım. Bu masayı uzatacağım ve bir süpürge sopasıyla seni becereceğim. En iyisi bunu sıcakken ye. Ne yemezsin, atarım onu. Tamam. Neden yani çeneni kapatmıyorsun? Bana kaygı veriyorsun. Sen lanet çeneni artık kapamalısın. Normal sohbet edemez miyiz? Hayır, sessiz ol. Sadece eğleneceğiz. Eğer lanet çeneni kapatırsan bir şey öğrenebilirsin. Ne istiyorsun? Huzurla kahvaltımı yapmak istiyorum. Ye şimdi. Yoksa beceririm. Benim için bir farkı yok. Sen her zaman en uçlardasın. Sen benim lanet olası beynimi uçuracaksın. Merak ediyorum, daha kötüsünü kim yapacak? Affedersin, biraz havaya ihtiyacım var. Gözünü bağlayacağım. Tamam, olur. Sadece havaya ihtiyacım var. Eğer bakmayacağıma söz verirsem, gözümü çözer misin? Kuveyt'e gittiğim zaman
Ailemin güvende olacağına söz verdiler. Sözler tuvalet kağıdı gibidir. İhtiyacın olduğunda güzeldir. Ama kıçını sildiğinde söz bokla sıvanır. Ve sadece diğer pisliklerle birlikte sifonu çekmek iyidir. Çok görsel bir örnek. Paylaştığın için teşekkürler. Bence yeterince hava aldın. Hadi gidelim. Lütfen gitmeme izin ver. Yapamam. Kızının ve oğlunun nerede olduğunu biliyorum. Ve çok daha güzel eşin. Senden daha mı güzel? Evet, benden çok daha güzel. Ve onun da bir oğlu var, bir de kızı. İstediğin her şey bu, bulmaya çalıştığın şey de. Benim çocuğum olamıyor. Onun adı ne? Julie. Onun adresini verebilirim. Ona ve çocuklarına nasıl ulaşacağını söylerim. Bakalım. Belki. İşte bu. Ona düşünecek bir şey ver. Neden eşinin, kızının ve oğlunun peşinden gidiyorsun? Vlad. Kenny, Vlad benim Tara. Orada mısın? Sabahtan beri bekliyorum. Üzgünüm. Rüz geldi ve beni kahvaltıya götürdü. İyi iyi, müthiş. Umarım eğlenmişsindir. İkiniz düğün mü planlıyorsunuz? Yeni bir şeyler buldun mu? Karavanın nerede olduğuna dair bir haber. Lütfen bana vereceğin güzel bir haber var mı? Bu kötü haber. Polis raporlarına bakıyordum. Polis raporları mı? Evet, dinle, içeride bir arkadaşım var. O karavan seri katillerin topluluk aracı. Öyle görünüyor. Üzgünüm, bir katilden diğerine geçiyor. Seni korkutmak istemem ama o araç, hayaletlere inanıyorsan onlarla dolu olmalı. Çünkü içeride çok fazla ölü var. Ve çok malzeme, öldürmeden önce kullanılan. Yani izini bulamadın. Bu olumsuz. Bir tarladasın değil mi? Onun hakkında bir şeyler söyler misin? Beni dışarıya çıkardı ama yüzümde bir şey vardı. Tanrım, o kadar çirkin misin? Bulet, bir şey göremedim, tamam mı? Bir şey kokladın mı? Bilmiyorum, önce kokusu gibi mısır ya da domuz kakası ya da yardım edecek başka bir şey. İnekleri duydun mu? Belki atları ya da başka bir şey. Horozibi'yi kokladım. Döndüğüm her yerde o kokuyu aldım. Horozibi çiçeği. Kokuyu her yönden aldıysan eğer o bir bahçe düzenleyici olabilir orada. Peki başka? Düşün mesela, tren sesi duydun mu ya da bir uçak? Evet, evet, bir uçak vardı. Ne zaman? Bilmiyorum, 10 dakika önce. Gürültülü bir ticari uçaktı. Tamam, bu iyi. Horozibi çiçeği yetiştiren manzara işi ve bir ticari jetin uçuş yolunda. Düşün, kafanı kullan, başka ne duydun ya da kokladın? Kuşlar vardı. Çok üstümde uçuyor gibilerdi ama çok kuş vardı. Tamam, iyi. Uzun ağaçlarla çevrili bir tarla. Bu iyi. Evet, bu iyi.
Hey Bled. Bana bir şey söylemiyorsun. Gerçekten bilmek istiyor musun? Evet, evet söyle bana. Bruce gibi seri katillerin çoğu öldürecekleri insanları en fazla 4 gün tutuyorlar karavanda. Ya da karavanı başka bir yere taşıyorlar. Çok vaktim kalmadığını mı söylüyorsun? Hey. Bana kızma, tamam mı? Seni bulacağım, endişelenme. Ama karavanı taşıyacak olursa şayet bana hemen haber ver, tamam mı? Duyuyor musun? Evet, duydum. Tamam. Tanrım, biraz daha kontrol edeyim. Gün batımında seninle bağlantı kuracağım, telsizi kapatma. İnancını koru, her şey düzelecek. Tamam, Bled. Kaptan, bunu kişisel algılamanı istemiyorum. Bu kişisel bir saldırı değil. Evet efendim. Ama tedavi ettiğiniz hastalar arasında gelişen bir model var gibi görünüyor. Efendim, ben inanıyorum. Sözümü bitireyim. Şimdi tamamen anladım ki Afganistan'da savaşa başladığımızdan beri geri dönen gaziler arasında intihar sayısı çok fazla arttı. Ama kaptan, tedavi ettiğiniz askerlerin çoğunluğu, açık sözlü olmama izin verin. Tedavi ettikleri erkekler arasında intihar etmeyenlere göre daha yüksek intihar yüzdesi olan birkaç danışmandan birisiniz. Albay, benim başarılı olmadığımı söyleyemezsiniz. Hastalarımın her birinin psikolojik sorunlarıyla ilgili detaylı bir açıklama yapmaya her zaman hazırım. Eklediğim her şey önceden olan durumlardı. Sanmıyorum. Ve yüzdelik oranlara bakarsak şunu düşünmek isteyebilirsin. Benim dava yüküm çoğunlukla özel kuvvetler birimindeki operatörlerden oluşur. Özel kuvvetler biriminin bir üyesi olarak zaten psikolojik sorunları belirlemeyi öneririm. Eğer hastalarının biri daha intihar ederse senin için başka seçenekleri düşünmenin vakti gelmiştir. Diğer seçenekler ne? Genç ve zekisin. Askeriyeden çık. Özel muayeneye başla. Para kazan. Ama tedavi ettiğin askerlerinin %90'ının nasıl intiharla veya zorbalıkla sonlandığını açıklamaya çalışmaya devam edemem. Onlara yardım etmek için buradayız. Uçlara sürüklemek için değil. Ara, sen misin? Kenny, sen misin? Hayır. Takma adam pil popül. Ne? Bana biraz araştırma yapmamı istedi ve galiba konumunu sınırlandırdım. Nerede olduğumu biliyor musun? Evet, ama Blood'ın bana doğruyu söylediğinden emin olmalıyım. Dört tarafından amaran çiçeği kokusu alabiliyorsun. Uçuş yolundasın. Ve uzun ağaçlardan kuşları duyabiliyorsun. Hepsi doğru mu? Evet, bu doğru. Hepsi doğru. Bu aslında daha mantıklı. Mantıklı mı? Chamber Çerap zatında bir peyzaj şirketi var. İflas edene kadar amarant çiçeğinin ana tedarikçisiydiler. Malları satmayı başaramadılar çünkü yeni uçuş yolunda konumlanmışlardı. Nerede olduğumu biliyor musun? Hava fotoğraflarına bakıyorum. Ve uzun ağaçlarla çevrilmiş geniş açık bir tarla var. Ortasında eski bir karavan duruyor gibi görünüyor. O benim. Polisleri ara, lütfen polisleri ara. Tatlım, polisleri aramak isterdim. Yani? Gördün mü? Komplo delileri. Ben ölüyüm.
Polisi aramayacak. Nerede olduğumu biliyor ve polisi aramayacak. Nerede olduğumu biliyor ve polisi aramıyor. Lanet olası aptal. Üzgünüm, üzgünüm. Tekrar edebilir misin? Son söylediğin şeyi duymadım. Tekrar eder misin? Ölü. Ben ölü. Masum doğmamış bir bebek bile senden çıkmak istemedi. Bebek kendini öldürdü. Kahretsin. Tanıdığın herkesi sen öldürdün. Beni sen öldürdün. Beni sen öldürdün. Onlarla zihin oyunları oynayarak uçlara sürüklüyorsun. Yap şunu. Acıya son ver. Hayatları kurtaracaksın. Ne düşünüyorsun? Sanırım ilacımızı mükemmelleştirdik. Düşündüğüm şey bu. Aynı lanet ismimi kullanıyorlar. Evet. Güzel. İnsanlar ne görmek isterse onu görür. Ve sonra gördüklerinde inandıkları şeye dayanarak gerçekliği yaratır. Sana söylemek zorundayım. Gerçekten o lanet olası beyinleri burada patlatacağını düşündüm. Bu ilaç işe yarıyor mu? Evet, ilaç yanılmaz. Senin kendisiyle gerçekten evleneceğini düşündüğüne inanamıyorum. Bu benim için inanılmaz. Bazı insanlar nasıl gerçekliği görmek için kördür. O asla bir karavanda olmadı. Sadece zihnine zincirlendi. İlaç, gerçeklikle onun algısı arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı. İnsanların sahne gerçekleri yaşamasını sağlıyor. Eğitimli bir psikolog da çok iyi şekilde işe yaramasına şaşırdım. Yani aldatma yalanlarını görmesi gereken biri. Bastırılanları serbest bırak. Akıl kendi gerçekliğini yaratır. Kendi dehşetini yaratır, evet. Neredeyse bir oyun gibi oynuyor. Bu bir akıl oyunu.